Ventriküler asistoli ve nabızsız elektriksel aktivite kardiyak arrest yani kalp durmasının iki çeşididir arkadaşlar. İki durumda da hastadan nabız alınamaz ve bu da kalplerinin vücutlarına kan pompalamadığı anlamına gelir. İki durumda eğer hemen müdahale edilmezse ölümcüldür. Ventriküler asistolide kalpte elektriksel aktivite bulunmaz. Elektriksel aktivitenin olmaması ventriküler duvarlarının kasılmadığı anlamına gelir. Asistoliyi en basit şekilde anlatmanın yolu da budur. Kelimenin başındaki A bir şeyin yokluğu, olmaması. Sistoli de ventrikül duvarlarındaki kasılma anlamına gelir. Yani ne oluyor? Ventriküllerde kasılma olmaması oluyor. Anlaştık mı? Bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Elektriksel aktivitenin olmaması ventrikül duvarlarında kasılma olmaması, kardiyak çıkışın bulunmaması yani vücuda kan gitmemesi anlamına gelir. Kardiyak çıkış yok. Kardiyak çıkış olmadan nabız da olmaz. Ventriküler asistoli geçiren birinin nabzının olmamasının sebebi de budur. EKG'de bu düz bir çizgi olarak görülür. Bunun sebebi de EKG'de bir harekete sebep olacak elektriksel aktivitenin olmamasıdır. O yüzden dümdüz bir çizgi, bir hareket yok. Dizilerde ya da filmlerde hastanın kalbi durdu çığlığını izleyen sahnelerde gerçekleşen şey de budur işte. Yani asistoli. Bir de nabızsız elektriksel aktivite vardır ve bundan kısaca İngilizce orijinal adının kısaltması olan PEA yani PEA diye de bahsedildiğini duyarsınız. PEA -E durumunda EKG'de elektriksel aktivite gözlemlenir ama bu elektriksel aktivite nabız oluşturmaz. EKG'de görülen elektriksel aktivite normalde nabız oluşturacak bir elektriksel aktivitedir. Mesela bir sinüs ritmi, kalp bloğu ya da sinüs bradikardisi de olabilir ama bir sebepten dolayı arkadaşlar nabız yoktur. Peki bu nasıl olabilir? Normal yani yani sağlıklı bir kalpte kalbin elektriksel aktivitesi kas hücrelerinin kasılmasına sebep olur. Kalbin içinde ilerleyen aksiyon potansiyelleri vardır ve bunlar kas hücrelerinin kasılmalarını sağlarlar. Elektriksel aktivite ile mekanik kasılma arasındaki bu ilişki elektromekanik eşleşme olarak adlandırılır. Kalp çok büyük bir stres altındayken örneğin uzun süre Oksijen almamış olabilir. Bu gibi durumlarda bu sistem bozulur. Yani elektriksel aktivite olmasına rağmen kasılma ile sonuçlanmaz. Sistem bozulduğu için bundan elektromekanik eşleşmenin olmaması diye de bahsedilir. Hücreler aksiyon potansiyelini alıp yayabilirler, ama bu aksiyon potansiyelleri kasılma ile sonuçlanmaz. Nabızsız elektriksel aktivitenin bir diğer sebebi kalbi tıkayan bir durumda olabilir. Kalbin etrafını çeviren perikardiyum adında bir kese vardır. Bazı durumlarda perikardiyum kanla dolar, kalbe baskı uygulamaya başladığı için kalp de pompalama görevini yerine getiremez. Buna kardiyak tamponad adı verilir. Bunun kalbin etrafını kaplayan kesenin sıvı ile dolması sonucu kalbin kan pompalayamaması durumu olduğunu bir kere daha söylemek istiyorum. Kalpte aksiyon potansiyeli ve elektriksel aktivite olmasına rağmen kalp kan pompalayamadığı için nabızda alınamaz. Filmlerde ya da dizilerde biri kalbi durduğu ya da asistoli geçirdiğinde birinin koşarak hastanın yanına geldiğini, hastanın göğsüne iki tane cihaz yerleştirip hazır diye bağırdığını görmüşsünüzdür. Bu Hastaya defibrilasyon uygulanması yani hastanın kalbine elektrik şoku verip kalbin eski ritmine geri dönmesinin sağlanmaya çalışılmasıdır. Ama bunun aslında bir yanlış anlaşılma olduğunu söylemek istiyorum. Demek istediğim elektroşok asistoli ya da PEA yani PEA durumlarında uygulanmaz. Defibrilasyon yalnızca belli başta anormal kalp ritimlerine uygulanan bir işlemdir ve bu sayede kalp ritmi eski haline döndürülebildiği için bu ritimlerden şoklanabilir ritimler olarak da bahsedilir. Şoklanabilir ritimler arasında ventriküler fibrilasyon yani kalp ventriküllerinin spazm geçirmesi sonucu kalbin kan pompalayamaması ve nabızsız ventriküler taşikardi. Yani ventriküllerde anormal bir iletim sonucu ventriküllerin tehlikeli ve yüksek bir sıklıkla kasılması durumları vardır. Bu rahatsızlıklarda nabız görülmez. Bu arada nabzı olan birine elektroşok uygulanmayacağının da hemen altını çizmek istiyorum. Buna ek olarak ventriküler fibrilasyon ve nabızsız ventriküler taşikardi PEA, PEA olarak kabul edilebilir gibi görünse de ve elektriksel aktivite olmasına rağmen nabız olmasa da bu rahatsızlıklar PEA olarak kabul edilmez. Bu iki aritmi farklı şekilde tedavi edildiği için ayrı şekilde sınıflandırılır. Bunlar şoklanabilir ritimlerdir. PEA'da ya da PEA'da elektriksel aktivite vardır ama nabız yoktur. Ve bu ventriküler fibrilasyon veya nabızsız ventriküler taşikardi değildir. Peki asistoli ve PEA, PEA nasıl tedavi edilir? Öncelikle asistoli ve PEA'nın şoklanabilir ritimler olmadıklarını, yani şoklamanın normal kalp ritmini geri getirmeyeceğini söylemem lazım. Peki şoklanamayan ritimler nasıl tedavi edilir? İşe CPR, yani kalp masajı ile başlanır. Bunun tıptaki adı kardiyopulmoner resüsitasyondur tekrar ediyorum. Kardiyopulmoner resüsitasyon. Bunun kalbe uygulanan baskıya eşlik eden yapay solunum olduğunu düşünebilirsiniz. Solunum ağızdan ağza ya da oksijen maskesiyle sağlanabilir. Buna ek olarak vazokonstriktif ilaçlar da kullanılır. Vazokonstriktif, damarların kasılmasını sağlayan anlamına gelir. Nabızsız bir hasta için kalp durmasına sebep olan durum her neyse, o durumun ortadan kaldırılması da gerekir. Size burada aklımızda da tutmamızı kolaylaştırmak için bazı H ve T'lerden bahsedeceğim. Bunlar kalp durmasına sebep olan ya da katkıda bulunan muhtemelen tersine döndürülebilir durumlardır. Kalp durması görülen hasta eğer bu durumlardan birine sahipse bu durumlar tersine çevrilerek hasta kurtarılabilir. H ve T'ler olarak adlandırabileceğimiz bu durumların çoğu Kan dolaşımının düzgün bir şekilde sağlanamadığı ya da yeterli oksijen iletiminin yapılamadığı durumlardır. Kalp hücreleri fonksiyonlarını yerine getirebilmek için oksijene ihtiyaç duyarlar. Kalbe yeterli kan ulaşmazsa kalp hücreleri mutsuz olur ve işlerini bırakırlar. Bahsedeceğimiz ilk h hipovolemi yani düşük hacimdir. Başka bir deyişle düşük kan hacmi. Bu durum genellikle aşırı kanama sonucu ortaya çıkar hipovolemide kan hacmi yeterli olmadığı için vücut da ihtiyacı olan oksijeni alamaz. Sıradaki H, hipoksi. Bu da vücudun yeterli oksijeni alamaması durumudur. Hipoksi, boğulma ya da kalp krizi sonucunda oluşabilir ve vücut, kalp ve beyin yeterli oksijeni alamaz. Sıradaki H, hidrojen iyonları. Hidrojen iyonları, asidoz yani kanın pH değerinin çok düşük olması anlamına gelir. Asidoz uzun süreli hipoksi sonucu gelişebilir. Buna ek olarak hastanın potasyum seviyeleri de önemlidir. Çünkü hipo ve hiperkalemi de kalp durmasına sebep olabilir. Hipokalemi potasyum seviyesinin düşük, hiperkalemi de yüksek olması durumudur. Potasyum kalbin sağlıklı elektriksel iletimi için önemli bir aktör olduğundan onun seviyesindeki artış ya da düşüşler kalbin elektriksel iletim sistemini bozabilir kalp durması teşhisi konanların glikoz seviyesi de ölçülür. Neden diyecek olursanız, hipoglisemi yani kandaki glikoz seviyesinin düşük olması da kalp durmasına sebep olabilir. Ancak ters çevrilmesi yani düzeltilmesi oldukça kolay bir durumdur. Bahsetmek istediğim son H, hipotermi yani vücut sıcaklığının düşük olması. Hipotermi, vücut sıcaklığının 35 derecenin altına düşmesi durumudur. Vücut sıcaklığı düşünce kalbe ritmini veren hücreler daha seyrek atmaya başlar ve sonuç olarak kalp durabilir. Bunlar H'lerdi. Sıra T'lerde. İlk T olarak toksinlerden bahsedeceğiz. Bunlara reçeteli ilaçlar ya da uyuşturucular da dahil. Kalp durma sebebi toksin olan birinin bu durumunu tersine çevirecek, yani toksinlerin etkisini durduracak bir ajan bulunabilir ve bu da hastanın hayatını kurtarır. İkinci T, tamponaddır. Bundan az önce bahsetmiştik. Bunun kardiyak tamponat olduğunu da eklemek istiyorum. Bu kalbin etrafını saran kesenin sıvı ile dolması sonucu kalbin sıkışması ve kan pompalayamaması durumudur. Kalp eğer kan pompalayamazsa dolaşımda durur öyle değil mi? Bunu zıplayarak egzersiz yapmaya benzetirim ben. Hani bacaklar ve kollar açılıp kapanır ya işte o egzersiz. Bir de suyun içinde zıpladığınızı düşünün. Bacaklar etrafındaki basınç yüzünden bu daha zordur benzer şekilde etrafında sıvı olan bir kalbin pompalaması da çok ama çok zorlaşır. Sıradaki T, tansiyon pneumotoraks. Göğüs duvarında akciğerlerin etrafı plevral bir katman ile kaplıdır. Yani akciğerler ve göğüs duvarı arasında plevral boşluk bulunur. Tansiyon pneumotoraksta bir travma sonucu hava bu boşluğa kaçar ama bu boşluktan başka bir yere de gidemez. Boşluk hava ile dolmaya devam ettikçe basınç akciğerleri ezer. Hatta akciğer ve kalbi oldukları yerden biraz ileriye doğru ittirir. Ezilmiş ya da çökmüş bir akciğer oksijen iletimi işlemini yapamaz ve buna bağlı olarak da kalp durur. Bahsedeceğimiz son T trombos. Başka bir de işte kan pıhtısı. Kalp durması söz konusu olduğunda bu pıhtı büyük ihtimalle koroner arterde kalbe oksijen getiren bir damarda ya da pulmoner emboli olarak da bilinen durumu ortaya çıkaran akciğerlerdedir. Pulmoner emboli, kan pıhtısının akciğerde bulunmasıdır. Kalpte ya da akciğerde bulunan kan pıhtıları, oksijen seviyesinin azalmasına ve sonuç olarak da kalbin durmasına sebep olabilirler.